İzleyeceğiniz bu videoyu çektikten sonra bir oyuna katıldım ve deneyimimi baştan aktarmak istiyorum. Dipçiğin içine doldurduğumuz poliüretan köpük sadece dipçikte yankılanan sesi kesti. Bununla birlikte scope cam için kullanılacak powerbank'e sabit bir yuva olsun diye içine biraz oyacağım yakında. O açıdan işime yarayacak. Dezavantajı ise zaman geçtikçe köpüğün özelliği geçecek. Bu yüzden bunlarla uğraşmadan normal bir sünger ile de yakın bir sonuç alabilirsiniz. Scope cam için satın aldığım aparat henüz elime ulaşmadı ve sabırsız olduğum için kendim bir aparat uydurdum. Kısa vadede işimi görecek çözümleri seviyorum. Fakat scope cam'in aparatı gelince hem dürbünün üzerine takacağım hem de lensini değiştirirken ufak bir video çekip sizlerle acizane deneyimimi paylaşmış olurum. Bir şeyleri yeni yeni deneyimliyorum ve belki işine yaran olur diye bu videoları çekiyorum. Eğer ilginizi çekiyorsa abone olup bana destek olabilirsiniz. Herkese selam. Sonunda istediğim sniper replikasına sahip oldum. Artık sniper'la da ilgili bir seri gelecek. Nasıl ki bir oyuncu oyuna yeni başlar ve bir şeyleri yavaş yavaş deneyimler, çektiğim videoları da o şekilde yapmaya çalışıyorum. Deneyim konusunda daha eski oyunculardan yararlanıyorum. Bu sniper'la pazar günü bir oyun oynayacağız. Yalnız oyundan önce bir şeyler yapmam gerekiyor. Dipçiğin içerisini poliüretan köpükle dolduracağız. Köpük bir süre şişecek. Şiştikten sonra fazlalığını temizleyeceğiz ve biraz daha az bir sese sahip olacağız. İkinci yapacağımız nedir? Scope cam aldım. Yalnız Airsoft versiyonunu Türkiye içerisinde bulamadım. Yurt dışından da alıp çok beklemek istemedim. Yani neredeyse sipariş verme aşamasındaydım. Ama onun yerine Türkiye'de daha uygun fiyata buldum. Yalnız şöyle bir şey var. İçerisindeki lens muhtemelen geniş açı bir lens. Bu sebeple oyunlarda en azından ilk oyunda sadece normal bir replikanın üstünden görür gibi göreceksiniz. Bunun için ayrı bir lens sipariş ettim. Eğer ki sniper oynayacaksanız yaklaşık olarak 35 kullanan var ama en tavsiye edileni 50 mm'lik lens. Bununla birlikte normalde scope'un üzerine direkt bunun takılabileceği bir yer var. Normalde şunun üzerinde böyle duruyor. Ondan da sipariş ettim. Yalnız gelene kadar kullanmak için bir şey yapmam gerekiyor. Ben de elimdeki malzemeleri buldum. Daha önce fener taktığım bir aparatım var. İşte tripod'dan bir aparatım var. Bunlarla ne yapabilirim? Tripod'un aparatını buraya koydum. Şunu da şu şekilde taktığımızı farz edin. Şu anda belki çok gözünüzde canlanmıyor ama yaptıktan sonra biraz daha oturacaktır yerine. En azından bir oyun ya da birkaç oyun aparatlarım gelene kadar işimi görecektir. Bu arada Rankem'in kendi sitesinde direkt 149 dolara Airsoft versiyonu var. Yani oradan seçebileceğiniz Airsoft versiyonunda iki tane lens var. Birisi 16 mm'lik, diğeri de 35 mm'lik lens. Biz şu anda bizden önceki abilerimizin yaptığı bir şeyleri deneye yanıla yaptığı gibi bir şey yapmış olacağız. Yani bir tane Rankem. Bağlantı aparatını ayrı yerden bulacağız. İşte lensini ayrı yerden bulacağız. Daha sonra bu Rankem ile ilgili de bir video çekeceğim. İşlemleri yaptıkça isterseniz tane tane videoları çeker. Şu andaki bu videonun hemen peşine eklerim. Dün gece bunu sardım, sarmaladım. Özellikle şuranın iç kısmında bayağı uğraştım. Çünkü dipçiğin ön tarafında bir delik var ve delikten köpük çıkarsa içeriği mahvedecekti. Birazdan göreceğiz çıktı mı diye. Biraz kapatmaya çalıştım onu. Köpük şişen bir şey olduğu için dökülüyor. Bu şu anda burada duruyor ama çıktığı yer bu poşetin içi değil. Çünkü ben bu dipçiyi dün diklemesine astım bir yere. Birazdan açacağız. Bakalım içerisi gayet dolu dolduruyor şu anda. Bantlarken çekmedim. Boşu boşuna videoyu uzatmaya gerek yok. Şimdi yavaş yavaş bunu açacağım. Yanıma bir tane büyük bin poşeti aldım. Evet, köpük orada kurumuş. Güzel. Thank you.
Evet arkadaşlar, çabalarımızın sonunda dipçiğimizin içerisinin son hali bu şekilde. Ön tarafını kontrol ediyoruz. Dediğim delik kısmı burada. O yüzden oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi dipçiğimizi normal kapatabiliriz. Ve herhangi büyük şuraları bir ıslak mendille sileriz. Herhangi büyük bir problem yok. Şuraları biraz önce elimle dokundum. Tetik koruyucumuzu da taktık. Şimdi geri kalanı takabiliriz. Şu anda dipçiğimizi taktık. İçerisi boş olduğu için sesi biraz daha fazla olacaktır ama deneyelim bakalım. Kamerada nasıl oldu bilemem. Nasıl duyulduğunu bilemiyorum. Ama eskisine nazaran biraz daha az bir sesi var diyebilirim. Dipçikten kaynaklanan ses biraz daha azalmış durumda. Birazdan da buna kamerayı bağlamak için aparatı yapacağız bakalım. Evet dostlarım, şimdi geldik sniper'ımızın üstüne idarelik olarak kameramızı bağlamaya. Ben bunu hangi açıdan bağlarsam rahat olacak. Şu açıdan bağlarsam şöyle yapalım. Şu şekilde taktığım zaman normalde beni rahatsız etmemesi gerekiyor. Elimi de rahatsız etmez. İyi, bu şekilde takalım. Birkaç parça kauçuk bulayım ben. O şekilde sıkalım ki dürbünümüze zarar vermeyelim. Buradan bir tane pulu hafiften eğdim. Kendime bir aparat yaptım. Şurası yuvarlaktı. Şöyle yapalım. Şurası yuvarlaktı. Yanlardan tıraşladım. Bir tane pulu hafiften büktüm ki şuraya dairesel olarak tutunabilsin. Kameranın altında takalım. En baştan bunu takmam gerekiyor. Çünkü daha sonradan takamam. Çok az da penseyle sıkayım. Şu anda tamam gibi bu kısmı. Kauçuk kısmına gelelim. Kauçuğun yanlarını tıraşlayayım. Evet, sıra geldi. Kamerayı denemeye. Evet, sniper'ımızın yanında şöyle göstereyim. Yani çok süper profesyonel bir şey değil. Ama dediğim gibi kısa vadedeki çözümlerde çok işinize yarar. Wi-Fi'den rankeme bağlanmanız, ondan sonra programda bağlanmanız gerekiyor. Halbuki geçen yeni bir telefonda herhangi bir Wi-Fi bağlantısı yapmadan, Wi-Fi sadece açıkken otomatik olarak bağlanmıştı. Şöyle yapabilirim. Göstermek adına. Sıp 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 diye buradan adamları alacağız inşallah. İşte buna, evet, bu videonun sonunda bu şekilde yaparız. Arkadaşlar, yakında 50 milimetrelik lens de gelir. Geldiği zaman değişimini yapacağız. Onu da ayrı bir videoyla çekeceğim. Ben de ilk defa değiştireceğim için benim için de güzel bir deneyim olacak. Merak edenlerin de belki işine yarar. Buraya kadar izlediyseniz artık bir abone ol tuşuna basarsınız. Tekrar görüşmek üzere.